Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nestaîn ala Resulina salavat. Evet, geçmiş de olsa Hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Cuma akşamını tebrik ediyoruz. Hakikaten siz büyük bir musibete düşer oldunuz. İnşallah hayırlara vesile olur ama musibet, belalar bir yerden devam ediyor. Hayatta görmediğimiz sıcaklar. Yaylada 41 dereceyi görüyoruz. Yani olacak bir şey değil. Hala bura arkadaşlar da inanamıyor. 1030 metredeyiz. 4 günden beri yani kendi gölgemize kavga edecek bir sıcaklık var. Nem yok ama sıcaklık acayip. Tabii buradan Risale-i Nur'lara muhatap olan, o bahtiyarlığı yaşayan bir aciz olarak şu dersi çıkarıyorum. Üstadımızın Afyon hapsindeyken -35 dereceleri gördüğünü kendisi beyan ediyor. Ben de 15-20 sene önce Antalya'dan gittik, kış programı yapıyoruz. Defalarca yaptık Afyon'da. Bizim Antalyalılar da götürürken dedim ki çok fazla şey kırışık elbiseniz falan almayın. Çünkü Afyon'daki dershanemiz Afşet diye termal enerjiyle ısıtılıyor. Falan dedim ya, ben içeride baktım yani senelerce yaptım. İçeride böyle ceket, kazak, hırka falan giyiyorum. Üşümeye başladım, dedim ihtiyarladım mı ne oldu falan. Bizim Mesut diye bir kardeşimiz var, benimle giren Antalya'da, dershanede kalan. Dışarı çıkmış gençler, böyle gece 11'de geldiler, 1 Mart ayıydı. Abi dışarıda -35 derece dediler. Ben de hayret ediyordum, ben ihtiyarladım, içeride üşümeye başladım. Yani yıllardan beri orada, 40 yıldan beri Antalya'dayım, defalarca kış programı yapmışız, hiç böyle bir şey olmamıştı. Tabii bu sıcaklar dünya tarihinde görülmeyen bir Temmuz yaşadı. Dünya tarihinde en sıcak Temmuz'u yaşadık. Şu anda Türkiye'de ve her tarafta pazar gün 2000 küsur metreye çıktı Toros Dağları'nın. Yani sıcak gölgelik olmasına rağmen sanki beynimize iğne gibi gelmeye başladı. Bu çok anormal bir durum. Bu anormalliğin tabii sebepleri üstad işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda biliyorsunuz hepinizin malumu 4 milyon insanın gazi ve şehit olmasını namaz kılmamaya, oruç tutmamaya, zekat vermemeye bağlıyor. Çünkü üstadın bütün hayatı iman meselesi. Yani 3 mesele olan hayat, şeriat, imanda ahir zaman müceddidi olarak neden imanda efendim yoğunlaştığı, temerküz ettiği açıkça ortada. İnşallah Cenab-ı Hak bize bu şuuru verir. Ben de bugün Muhakemat kitabından, ki ben bu kitabı son 3 senede 6 sefer devrettim, notlar aldım. İslam'ın özü burada. Anlamakta, anlatmakta çok zorluk çekiyorum. Aile efradına da, dostlara da, kendime de. Gerçekten üstadımızın bilhassa 50-60 kişi hizmet ediyor kardeşim, 500 bin kişi var ama dediği. Ve 6 kişi, dar çerçevede 6 kişi hizmetkarı olan, o insanları bile siz beni anlamıyorsunuz, Risale-i Nur'u anlamıyorsunuz diyorsa, biz, ben, aciz, bunu nasıl anladığımı ifade edeyim ki? Nokta. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Birinci okuyacağımız derste bunu, ikinci okuyacağımız ikinci kısımda da Hulusi abinin bir mektubunu inşallah barolaykısına paylaşalım. Ve şehadet. Bu kelime ile aliye üstül esas İslamiyet olduğu gibi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelime-i aliye üstün esası İslamiyet olduğu gibi kainat üzerinde temevvüc eden, kainat üzerinde dalgalanan İslamiyet'in
en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Allahu Ekber. Kelime-i şehadetin bu kadar mükemmel bir tarifi. Bu kelime-i aliye üstün esas-ı İslamiyet olduğu gibi kainat üstünde temevvüc eden İslamiyet'in en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Evet, ab-ı hayat olan İslamiyet, ab-ı hayat olan İslamiyet ve yeminimiz olan iman, bu menşur-u mukaddeste yazılmıştır. Bu mukaddes neşirde yazılmıştır. İman, İslamiyet. Evet, ab-ı hayat olan İslamiyet ise bu kelimenin aynı hayatında nebaan edilir. Evet, ab-ı hayat olan hayatın özü, hayatın esası, hayatın lübbü olan İslamiyet ise bu kelimenin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimesinin aynül hayatında nebaan eder. Doğar, devam eder, yaşar, sürer. Evet, ebeden namzet olan nev-i beşer içinde saadet sarayı ebediyeye tayin ve tebşir olunan ellerine verilmiş bir ferman-ı ezelidir. Bu biraz küçük gibi de şu büyük kitaptan alayım. Gözlük akşam şey olunca biraz yankı yapıyor gibi. Evet, ebede namzet olan nev-i beşer içinde saadet sarayı ebediyeye tayin ve tebşir olunan, oraya gönderilen ve müjdelenenin ellerine verilmiş bir ferman-ı ezelidir. Demek ki haşrin sabahında kalktığımız zaman vücuhum yevmeyzil, vücuhu yevmeyzil diye başlayan ayet-i kerime var, tam hatırıma gelmedi. Nasıl ki secdeye değen alınların, bu ayet-i kerimeyi okursunuz, Fethi son şeyinde okuduğumuz, secdeye gelen alınlar, onlar baktıkları zaman alınların nur gibidir. Çünkü secdeye gelmiş dediği gibi, mezardan, berzah aleminden kalkıp haşre giderken elimizde bayraklarla İslamiyet'in ab-ı hayat olan, sanki pankartların taşındığı gibi bu kelimeyle kalkacak ehli iman. Evet, ebeden namzet olan nev-i beşer içinde saadet sarayı ebediyete tayin ve tebşir olunan ellerine verilmiş bir ferman-ı ezelidir. Ya Rab, geldik senin fermanınla, senin peygamberine, peygamberlerine, meleklerine inanarak geldik. İşte serlevhamız, tebşiriyle, müjdesiyle, hakikatiyle, emniyetiyle inşallah. Evet, kalp denilen avalimi gayba karşı olan penceresinde, kalp denilen gaybi alemlere karşı olan penceresinde kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan timsal-i nurani, o iman kalbe yerleşince, bütün vücudun zerrelerine seyret edince ve bunun emareleri göründüğü zaman kalp denilen avalim-i gayba karşı gayb alemlerinden ikram-ı ilahiye nail olan ilahi nimetlere düşar olan ehli iman ve hakiki nur talebeleri avalim-i gayba karşı penceresinde kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan timsali nurani ile Sultan-ı Ezel'i ilan eden harita-i nuraniyesidir ve tercüman-ı beligidir. Aynı zamanda bütün inanan insanların, tahkiki iman sahibi olan insanların Sultan-ı Ezel'i ilan eden harita-i nuraniyesi
ve tercümanı belliği olan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimesini her an, her yerde, herkeste, her zaman en iyi şekilde temsil etmeyi ve devam etmeyi Rabbim bizlerden esirgemesin inşallah. Evet, vicdanın kalpten sonra nasıl gidiyoruz? Üsül esas, misak-ı ezeli, ebeden demzet, kalp denilen gaybi, avalimi gayb, şimdi vicdanan, vicdana geldik. Nasıl tesir ediyor bu İslam'ın en büyük şiarı olan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şu anda Karşıköy'den Ezan-ı Muhammedi çok tevafuk Eşhedü en la ilahe illallah okuyor. Ezan-ı Muhammedi. Evet, vicdanın esrarengiz olan nutku beliganesini, vicdanın sırlarını taşıyan o beligane nutkunu cemiyet kainata karşı, bütün kainatın bütün mahlukatına karşı, zerratına karşı vekaleten inşaat eden, okuyan hatbi fasihi, fesih hatibi ve kainatın hakimi ezeli ilah eden, imanının mübelliği, belli olan lisanın elinde bir menşuru la ezelidir. Ezelden ebede kadar gidecek, giden, devam eden bir teşhir ve büyük bir şiardır. İşaret, bu kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahidi sadıktır. Bu kelimenin iki kelime şehadetin iki kelamı birbirine şahidi sadıktır. Ve birbirini tezkiye eder. Birbirini teyit eder, takviye eder, açıklar. Evet, uluhiyet nübüvvete. Ezel ve ebedi kapsayan, her şeyi içine alan, hiçbir şey unutmayan, ilminde olan, iradesinde olan o büyük kuvvet ve nübüvvet, kainatın efendisi, bütün kainat bir tarafı, o bir tarafı olan Hatem-ül Enbiya, Resul-ü Sekaleyn Aleyhisselam, Bürhan-ül İmni'dir. Onun vazgeçilmez, kainat üzerinde dalgalanan, kıyamet kopuncaya kadar, her ne kadar nadan olanlar dinlemese de, anlamasa da, hükmü devam edecek olan, Üstadımızın tabiriyle, her an beşeriyetin beşte birini ve arzın yarısını hükmü altında alan Hz. Muhammed Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam Sani Zülcelal'e zatıyla ve lisanıyla bürhan-ı innidir. Zatıyla, lisanıyla, tavrıyla, mucizatıyla, sünnet-i seniyesiyle ve nesliyle ve ne mutlu bizlere ki hem Hasani hem Hüseyin olan ahir zaman müceddidi ve mehdisinin en azından taraftarıyız. Belki tabisi kelimesi ne kadar yakışır, hepsine yakışır ama haddimizi aşmamak için en azından karşı değiliz. Haberdarız, iftihar ediyoruz, istifade ediyoruz. Hiçbir zorluğa, hiçbir itmeye, katmaya, kalkmaya mahal kalmadan dünya üzerinde hem vece vece, yüz yüze, hem kainat dalgalar arasında bütün imkanları, bütün teknoloji kullanarak nur talebeleri kainatı bir medrese-i zehra, manevi medrese-i zehra yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar.
o müntesipleri tebliğ ediyoruz. Tembih. Burayı bir daha okuyayım işareti. Bu kelime-i şehadetin iki kelamı her birine şahidi sadıktır. Her biri birbirine çok sağlam, çok güvenilir, çok net, çok büyük, çok ulvi, sadık şahitlerdir. Ve birbirini tezkiye eder. Birbirine takviye eder. Güvenir, açıklar, temize çıkarır. Asla şüphe yoktur der. Hakikattır der. Ve hakikat mesleğindeyiz elhamdülillah. Evet, uluhiyet nüveten. Bürhan-ı limnidir. Allah Celle Celaluhu bu peygamberlerin, 124 peygamberin halkay hatemi benim Resulümdür. Hatem-ül Enbiya'dır. Son peygamberdir der. Ve evet, uluhiyet nüvvetine bürhan ilim nedir? O sadık. Ve Muhammed Aleyhisselam sani zücelale zatıyla ve lisanıyla bürhan-ı innidir. Evet, ben kulum, insanım, sizden biriyim ama Allah'ın elçisiyim diyerek hiç 63 senelik o mukaddes ömründe hiçbir zahrafat olmayan, hiç kimseye zulüm etmeyen, adaletsizlik etmeyen, şefkatiyle, merhametiyle, dostluğuyla insanlığa örnek olmaya devam eden Hatemül Enbiya'nın ümmeti olmak nimetini veren Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek, kulluk etsek, milyonda birini bile ifade edemeyiz. Ama o yoldayız. Onun büyüklüğüne şahidiz ve biliyoruz. Tembih. Hakaiki, hakaidi İslamiye. İslami hakikatlar incisi. Burada müsaadenizle İslamiyet ile ilgili hepinizin bildiği bir bazı kısımlar var ama oradan İslamiyet'in insanlığa getirdiği faydalar diye bir dosyam var hemen bilgisayarda. Evet, nedir o İslamiyet? Hakaiki, akaidi İslamiye bütün teferruatıyla Kütüb-i İslamiye'de mufassalan, müberhene ve musarrahadır. Görünebilir ve görülen şeyi göstermek zahirin kafasına veya muhatabın kabavetine işaret ve teçhil olduğundan akidenin, inancın yalnız 3-4 unsurunu beyan edeceğim. Diğer hakaikini fuhul-i ulemanın kitaplarına havale ederim. Zira bana hacet bırakmamışlardır. Burada hemen notlarımda bilgisayarda aldığım, daha önce çalıştığım İslamiyet'in insanlığa getirdiği faydalar diye 2007 yılında yaptığım bir dosya var. Onları sizinle paylaşayım. Evet, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriatın hakaikini fıtratın kanunlarındaki muhabbeteyi muhafaza etmesidir. İslamiyet nevi beşeriyetin için fıtri bir dindir. Ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden, toplum hayatını parçalanmaktan kurtulan, koruyan yegane amildir, sebeptir. Şimdi işte içtimaiyatın esaslarını, rabıtalarını, lazım gelen münasebetleri ihlal etmemiştir. Zaman uzadıkça aralarında ittisal peyde olmuştur. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor hakikati. Kalplerden bütün vahşet adetlerini, şirkin ahlakları kaldırarak pek yüksek adat ve güzel ahlakı tesis etmiştir. Vahşetin çöllerinde sönmüş olan kalplerdeki kasaveti, o karanlığı ince hissiyatı, hissiyatla tebdil ettirdi, değiştirdi ve cevher insaniyeti izhar etti. İnsanlığın cevherini açıkladı. Onları o vahşet köşelerinden çıkararak evci medeniyeti yükseltti. O vahşi insanları
vahşet köşelerinden çıkararak evci medeniyete yükseltti ve onları o zamana, o aleme muallim yaptı. Aşiretlikten devlet sistemine geçmeyi sağladı. Aşiretlikten bedevi çöllerinde o kadar 600 senelik fetret devrinde bütün insanlığını kaybetmiş olan Kureyş'in o vahşi durumunu aşiretlikten devlet sistemine geçmeye çalıştı 23 senede. Ve ata ocağını, Kabe'yi, kainatın kalbi Mekke'yi, Hacerül Esved'i emri ilahiyle hicret ederek bir hicran yaşarken dönüşte hicran olan sonra fethe dönüştü ve ruhunu Medine-i Münevvere'de teslim edildi. İnsanlık için bir ur haline gelen zulüm, fesat, ihtilal, şekavet, şikayet rabıtalarını yıktı. İnsanlık için bir ur halinde olan zulüm, fesat, ihtilal, şekavet rabıtalarını yıktı, yaktı ve az bir zamanda bu hakikatleri doğrudan batıya genişletti, doğudan batıya genişlettirdi. Bugün mübarek gazetemizi ve yazarlarımızı yapılan zulüm karşısında ileri gidiyorsunuz, başka işiniz yok mu diyenlerin kulakları çınlasın. Bir ağabeyimiz Kutlar abi 71 hadisesinden sonra, 82'den sonra diyor ki abi ya biraz uğraşmasak, bu başlıklar atmasak. Bana diyor dün bir bağırdı, bizim hikmet vücudumuzun sebebi nedir mübarek? Niçin buradayız? Bir vahşet var, bir zulüm var, ihtilal var, şikayet var. Bunlar yaktı ve yıktı. Ve Yeni Asya bunun bayraklarını yaptı ve yapmaya devam edecek. İçimizden dışımızdan buna mani olanlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belki kötü niyetli değiller, kötü niyetleri olduğunu da biliyoruz. Ama buna rağmen burada müteyakkit davranmak zorundayız. Çünkü İslamiyet'in getirdiği nur budur. Risale-i Nur budur. Şahs-ı Manevi budur. Risale-i Nur'un bir şiarı ve sesi olan Yeni Asya cemaati ve de neşriyatı da bu yolda devam etmek zorundadır. Şeriat-ı İslamiye akli bürhanlar üzerine müessestir. İslam şeriatı mantıkta muhakematın başında denen o mantık o olsa gerektir dediği İslam'ın mantığına göre onun üzerinde müessestir. Hakikat mantığı, felsefe ve tabiat perest mantığının tesirinde kalmadan elhamdülillah hakikat mesleğiyle Hazreti Üstad bu topraklarda dünyaya bunu getirmiş. Tasavvufu inkar etmeden, tasavvufu tahkir etmeden, itham etmeden, onu dışlamadan, özellikle ecdadımızın 600 sene yaşayan ecdadımızın 600 senelik hayatında 400 senesi tasavvufuna hakim olduğu bir topraklarda Üstad Hazretleri İhlas Risalesi gibi bir risalede 4 defa hakikat mesleğinden bahsediyor. Ama Hazreti Üstad ona verilen vehbi ilim sünuat-ı kalbiyeyle 12 hakiki tarikatın bütün menasikine hakim ve Risale-i Nurlar bütün bunları her sayfasında her yerinde tahkik ediyor. 29. mektuptaki telbiyat, telbihat-ı tes'a inşallah başka bir birliğimizde onu tahlil etmeye çalışırız. Geniş 2-3 günlük bir okuma programlarında bir çalışma yaptım o konuda. Üstad Hazretleri beni de şaşırtan tarikatın 200'e yakın sevabı ama tam yapılamazsa 150-160 tane de vartası olduğunu bahsediyor. Hakikat mesleği de budur. Evet, şeriat-ı İslamiye akli bürhanlar üzerine müessesedir, tesis edilmiştir, kurulmuştur. Bu şeriat, ulum-i esasiyenin, bilim demiyor, ilim, ulum. Bilim çünkü benim tecrübe ve aklımda ve kullananların diliyle, çünkü ateist ve komünist olanlar bilim olarak kullanıyorlar. Özellikle ulum, ulum-i esasiyenin, esas ilimlerin
hayatı noktaların tamamıyla tazlam etmiş, hepsini içine almış olan ulum ve fünundan mülahastır İslamiyet. Evet, tehsil bir ruh, ruhun temizliği, tedbirül ceset, ceset idaresi, anatomi, sağlık, kalp, ruh, beden ve duygu terbiyesi, tedbirül ceset, tedbirül menzil, mahalli idare, evin idaresi, mahallenin idaresi, köyün idaresi, efendim memleketin idaresi, tedbirül menzil, menzillerin bulunduğu yerlerin idaresi, siyasetül medeniye, medeni olan İslamiyet'i, insaniyet-i kübra olan İslamiyet'in getirdiği medeniye, siyasetül medeniye, nizametül alem, alemen nizam veren, ecdat bunu yapmış, Hazreti Peygamber yoluna gidenler bunu sağlamış. Biz de inşallah bin niyet, bir potansiyel bu noktadayız. Hukuk, adab-ı içtimaiye, yani esasları, ya esasları var. 20 tane madde burada sadece aldığım. Fakat o esaslardan alacak hükümleri veya esaslarda bina edilecek küruat-ı akıllara havale etmiştir. Vesaire vesaire gibi ulum ve fünun ihtiva ettikleri esasatı filistesi şeriat-ı İslamiyedir. Ulum ve fenlerin ihtiva ettikleri esasatı filistesi şeriat-ı İslamiyedir diye o notlarım daha devam ediyor ama buraya dönelim. Muhakeme. Ehli dikkatin, muhakemata döndük. Bu unsur akaidde hemen başlarda. Ehli dikkatin malumudur ki, ehli dikkatin bildiği bir şeydir ki, makasıdır Kur'an'ın fezlekesi 4. Kur'an'ın özü 4. Fani vahidin ispatı, Allah'ın varlığının ve birliğinin ispatı ve nübüvvet ve haşr-ı cismani ve adildir. Ubudiyeti burada almamış. Adildir. Yani sani vahiddi, helal-i sani vahid, nübüvvet, sani vahidin ispatı nübüvvet, haşr-ı cismani ve adalet, adildir. Birinci maksat delail-i sani beyanındadır. Bir bürhanı da Muhammed Aleyhisselam. Sani'in, yaratıcının, sanatkarın, gerçek sanatkar olan her zerreyi, her an dediğimiz, aşerelere sığmayan, saniyelerin milyonda bir olan o aşerelerde her hücrenin en ücra köşelerinde protonlardan, nötronlarda şuunat ve yaratıcılığı devam eden Halik-i Zülcelal. Her an Fani'nin vücut ve vahdeti birinci maksat Delail-i Sani beyanındadır. Bir bürhanı da Muhammed Aleyhisselam Sani'nin vücut ve vahdetini ispata ihtiyaçtan müstanidir. Fani'nin vücut ve vahdeti İspata ihtiyaçtan müstanidir. Güneşi tarif etmenin manası var mı? Güneşi tarif etmenin manası var mı? Güneş sadece ilkokul 4'ten beri çoğumuzun bildiği 149,5 milyon kilometre ileride 17 dakika 15-45 saniyede ışığı bize gelen her saniyede 4000 veya 4 milyon ton helyum gazı yakan ve dünyadan 1 milyon 300 bin defa büyük, efendim bizim dünyamızın da bulunduğu kainattaki sistemin, bir sistemin serzakiri. Üstad bunu diyor ki, nur isminin kesif bir aynasıdır. İlim böyle uğraşıyor. Böyle bir sürü rakamlar veriyor. Belki ben de haddimi aştım ama yani sadece konunun altını çizmek üzere bunu demek zorunda kaldım. Ama üstad diyor ki nur isminin kesif çok yoğun toprak gibi bir aynasıdır güneş. Çünkü kainat denen
O sonsuz boşlukta güneşin tarifi bu. Güneşi tarif etmeye gerek var mı? Yani ışığı şu anda işte sıcaklığından muzdarip olduğumuz ama isyan etmediğimiz, özellikle de hep bunu vurguladım, sizinle de paylaşmak istiyorum. Haddimi aşmak istemiyorum. Sizi takip etmek istemiyorum. Ne bu sıcak lafı Gayretullah'a dokunabilir? Şuurlu nur talebesinin diyeceği, maşallah bugünlerde çok sıcak var. Maşallah ne? Allah diledi, çok sıcak oldu. Maşallah çok sıcak var. Ne bu sıcak ya? Çocuklar falan diyor. Bunu bazen biz de ağzımıza kaçırıyoruz. Maşallah bu sene Rabbim çok sıcak verdi. Tahkik iman bunu gerektiriyor. Ne güzeldir, ne sıcaktır diyemeyiz. Ne güzel yaratılmış, ne güzel gönderilmiş demek zorundayız. Evet, la siyame Müslümanlara karşı çok derece ecla ve ashardır. Bununla beraber Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği inananlar için celali ve zahir. Binaenaleyh hitabımı ecanibe, yani sizi suçlamıyorum diyor üstad. Çok nazik bir insan. Ben bu yazdıkları, yazdırılanları ecnebilere, yabancılara bağımsız Japonya'yadır. Japonlar sormuşlar ya İslamiyet hakkında. Onlara söylüyorum. Siz zaten biliyorsunuz işin özünü diyor. Çok nazik üstadım. Zira onlar eskide bazı sualler etmiştiler. Ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisar ile yalnız, çok kısa olarak yalnız bir iki suallerine müteallik alakalı olarak o cevabın bir parçasını söyleyeceğim. Ondan bir sual. Ve delilul vadihu ala vücudil ilahi lezi unene ilahi ve halkü min eyyi şeyin emin ademe evil maddeti evzatihi ilaha fisail ve mereddede. Kendisine yani vücudu saniye delil vazı nedir? Gayri mütenahi olan marifetullah, sonsuz olan Allah'ı bilme, öyle mahdud olan kelime, kelama sığışmaz. Binaenaleyh kelamımdaki ığlakın mahdud tutması mevcut. Dedi ya, şurada dedi ya, sani'nin vücut ve vahdeti ispata ihtiyaçta müstani'dir. Başka bir yerde üstad diyor ki işaret edeceğiz da, Kur'an kısa konuşur ki uzun olsun. Adamsan, burada dedi ya bu, yani kendine ters düşmedi üstadınız. Hiçbir şeyinde yok. Ben yıllar önce, 50 seneden beri elhamdülillah mübarek topraklar Hatay'da 70 yılda tanımak nasip oldu. Risale-i Nurları, ama 8-10 sene önce kendi içimde gizli bir şeytanın, vesvesenin, cinnin, şüphenin, üstadın bir sözünü başka bir yerde acaba bir ters var mı diye farkında olmadan şuur altında olduğunu hissettim. Yani farkına var. Nasıl olduysa yani böyle bir amacım yoktu. O günden beri tam tatmin oldum ki üstada bu vehbi bir ilimdir ve hiçbir kelimesi başka bir yerde ters değildir. Yani siyasetçiler yapıyorlar. Şimdi bakıyoruz bir siyaset çok güzel konuşuyor. Hemen onun nakabinde çıkan onu mahvediyor. Ulan adama diyoruz. Veya da bilim, ilim adamı bir şey söylüyor. Aynı daldaki ihsas sahibi bakıyor, naksediyor. Ama Kur'an'da, sünnette ve Hasani ve Hüseyin olan vehbi ilim olan ve Kur'an-ı Muzibere'nin manevi bir tesir olan Risale-i Nur'da hiçbir kusur, hiçbir nakız, hiçbir zıddiyet olmadığını kendi nefsimde bizzat yaşadım. Burada da üstad bu soruyu sorana, yani yüzde saniye delil vazı nedir diye sormuş Japon. Burada da önce dedi ya şurada paragrafın başı mukaddemede, saniyin vücut ve vahdeti ispata ihtiyaçtan
müstanidir. O zaman diyor ki gayrimütenahi olan marifetullah. Ne dedi Kastamonu'da talebelere? Muallimlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyorlar. Ne dedi? Dedi ki muallimlerinizi değil, o ilimi dinleyiniz. Kitaplarda yazılan ulumi, ilmiye olan ilimi dinleyiniz. Onlar sizi Allah'a götürür. Şeylerini dinlerseniz, hadi bakalım çocuklar, Allah'tan şeker isteyin, istedik yok. Benden iste, al bakalım. Böyle bir felsefeyle yetiştik. Bunu aleni söylemediler. Bize belki ama söylendi. Ama onun gibi işte. Buluttan yağmur yağar, topraktan karpuz olur, efendim limon olur. Bunu diyorsa, gayrimütenah olan marifetullah böyle mahdut olan kelama sıvışmaz. Binaenaleyh kelamımdaki ığlakın, muğlaklığın mağdur tutulması mecrudur. Ben bil. Derbeci ati kelamdan maksat muhakeme ve muazenenin tarikini göstermektir. Kelamdan maksat. Söz ederken burada antimanazı söyleyeyim. Fikir kelimesini ben üstaddan öğrendim. Fikir kelimesini. Bilmiyorum siz nereden aldınız? Ne var? Akıl danalık da yapmayayım. Ama kendi aziyetimi itiraf etmiş olayım. Onu samimiyetle inanabilirsiniz. Bir kelamın karşıya söylenecek bir sözün fikir olması için üstad burada 14 tane süzgeçten geçmesini söylüyor. Yoksa ekrana bakıp, sahaya bakıp, sosyal medyadan bir şey, bir Twitter, bir Facebook okuyup, bir makale okuyup, birinden bir şey duyup, ben de söylüyorum demek, işte burada İslam'ın Nur hakikatine, iman hakikatine göre bir hiçtir. Belki ati kelamdan maksat muhakeme ve muazenenin tarikini getirmektir. Muhakeme. Ta ki mecmunda hakikat tecelli etsin. İşte bir insan bir kelam kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda, niçin, ne zaman söylemişin bir başka tarifi bu. Yoksa zihnin cüziyeti sebebiyle, zihnin cüziyeti, o küçüklüğü, darlığı, cahili sebebiyle o mecmuun her bir cüzünde neticenin, tazamın tahayyül etmek, böyle basit bir insanın bir şeyiyle savrulmak, şüpheye girmek, efendim sarsılmak ne olur? Her bir o mecmu tamamında, zihnin tamamında, her bir cüzünde, her bir parçasında neticenin tamamını tahrir etme, aramak kuvve-i vahimenin o vehim duygusu, neticenin kuvve-i vahimenin tasallutla tereddüdüyle hakikati evham içinde terk etmektir. Vehimle hakikatları perdelemektir. Onun için her sözün kulağa girmesine, zihne girmesine müsaade etmememiz gerektiğini üstadımız Zübeyir abi ve abiler söylüyorlar. Onun için Zübeyir abi diyor ki bende İslam'ın hastalığı başlamış. Ben başka kitap okumuyorum. Çünkü bütün ilimler burada var. Bu arada konferans hakkında da bir araştırmam var. 200'e yakın İslam'la ilgili tespiti var. 100'den fazla üstadla ilgili tespiti var Zübeyir abinin. Ancak o yapabilirdi. Harika tespitler. Cüz okuduğumuz zaman bunlar görmekte, yani ben kendim tarif etmiş olayım, zorlanıyoruz. Cüz okuduğumuz zaman işte bura konferans, buranın sonunda Zübeyir abi yazmış, bir tarafkirlik hissiyle okuyoruz. Ama onu hakikat nazarıyla okuduğumuz zaman çok daha farklı bir şey olduğunu da göreceğiz. Mukaddeme. Bu arada 3-4 dakikamız kaldı. Hakikatin keşfine mani olan. Şimdi neleri konuşuyoruz? Yani zihnin ufak bir şeyle dediğimiz 14 süzgeçten geçmeyen bir yıldırım gibi kafamıza gelen bir şüpheli, münafıkane, tabiatperestane, inkarane veyahut da ithamane,
veyahut da gıybeti tazamül eden bir kelimenin gelmesiyle sarsılan bir zihnin ne kadar hakikat nazarında bir hissesi olmadığını üstad izah etti. Burayı bir daha okuyayım. Berbece ati kelamdan maksat muhakeme ve muvazenenin halikini göstermektir. Ta ki mecmuunda tamamında hakikat tecelli etsin. Yoksa zihnin cüziyeti sebebiyle her yere kayabilen, çok dar olan bir zihnin o halet rüyasıyla o mecmuun, o tamamın, hakikatin tamamının her bir cüzünde neticenin tamamını tahari etmek hüvey vahimenin tasallut ve tereddüdüyle hakikati evham içinde fethetmek. Hakikate büyük bir en azından münasebetsizlik, saygısızlık ve hakikatten sapmak. Mukaddeme hakikatin keşfine. Bak ki hakikat nedir? Onu nasıl keşfedebiliriz? Olan arzu-i hilaf. Hakikatin keşfine, insanda devamlı olan o nefis. O nefisin nasıl bir nefis olduğunu Kastamonu Laikası'nda 116. mektup mu? Eskilerde 180. sayfada bir kardeşimizin hatasını kabul etmene daha dair diye başlayan kısımda o nefs-i emareden İmam Rabbani'nin Gazali'nin ve büyük zatların ölen nefs-i emareden şikayetlerini ve manevi bir nefs-i emareden bahsediyor. Ve netice olarak ancak bu manevi görünmeyen nefs-i emarenin Risale-i Nur'un şahsı manevisinde ancak tesirsiz hale gelebileceğini de açık bir çoğunlukta söylüyor üstadımız. Hakikatin keşfine mani olan arzu-i hilaf ve iltizam-ı muhalif, yani bazıları vardır hep muhaliftir. İlla ki her müsbet yerine bir takoz atar. Ama fakat koyar ve taraftarı nefis cihetiyle asılsız evhamını bir asla irca etmekle kendini mazur göstermek ve müşterinin nazarı gibi yalnız naibi görmek ve çocuk tabiatı gibi bahaneyle mahane tutmak gibi emirlerden nefsini tecritle şartıma müracaat edebilirsen huzur kalbiyle dinle diyor. Şehadet kelimesiyle başladık. Burada üstadımız bundan sonraki bölümde bu kainat üzerinde o ilk cümleyi bir daha okuyalım. Burada verilen ilk cümle neydi? Bu kelime eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, bu kelime-i aliye üstün esas İslamiyet olduğu gibi kainat üstünde temevüc eden, dalgalanan İslamiyet'in en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Bu bayrağı yere indirmek için, bu bayrağı şüphe ilaz etmek için, bu bayrağı pislik atmak için her zaman kuduranlar var, haddini aşanlar var. Ama elhamdülillah ki elimizde Kur'an var. Allah'a yüz binler şükür olsun ki son peygamberin ümmetiyiz. Ve helaket felaket asrında 79 senelik, 75 senelik, 84 senelik hayatında, 75 senelik ilim ve tahsil hayatında günde 200 sayfa okuyarak elimizdeki bu muhakemat gibi, şu kitap gibi 27 bin cilti okuyan ve 90 cilt İslam'ın ve mezheplerin bütün esaslarını ezberleyip İslamiyet'in bütün hakaikini onun içinde derecelenen kitaplarda bularak alem semasında ve gönüller üzerinde ve 6000 sayfalık bu külliyatta bize emanet bırakan üstadımızdan Allah'a ebeden razı olsun.
Onun yoluna gidenleri tebrik ediyoruz. Bu yoldan Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Şahs-ı manevimizden ve şahs-ı manevimize bağlı olan mahal, il, bölge, meşveret ve bütün neşriyatımıza, bütün gönlümüze sahip çıkalım. İçeriden ve dışarıdan bunun dışına gelen her şeye burada olduğu gibi muhakeme, cüz'i iradenin ve vehminin değil, külli ve mecmu iradenin hakikatin yolunda bir devam edelim. Subhaneke la ilme illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davam elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih. Thank you.